Fatih Bey, öncelikle merhabalar. Yeni ürününüzü tanıttınız. Vodafone hızlı ilerliyor. Tablet kullanım oranları da artıyor. Yine de iki tane ürün var. Evet. Hemen mikrofonu size veriyorum. Yeni neler var? Hem tablet tarafında hem Vodafone tarafında. Teşekkürler. Tablet tarafından başlayayım ben. Tablet pazarı Türkiye'de çok hızlı büyüyor. Aslında yapılan araştırmalara bakıldığı zaman bundan bir sene öncesine kadar 2015 yılında tablet satışlarının PC satışlarını geçeceği öngörülüyordu. Ama o kadar hızlı büyüdü ki tabletler şu an itibariyle 2013'ün 3. çeyreği itibariyle tablet satışları PC satışlarını geçmiş durumda. Aslında bunda bizim de bir payımız olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Vodafone Türkiye olarak tabletleri bu operatör markalı, Vodafone markalı tableti ilk defa biz piyasaya sürdük. Mart 2012 tarihinde, 1,5 sene kadar önce. Bununla da kalmadık. Arkasından Aralık 2012'de bir sene önce ikincisini sunduk ve bugün de üçüncüsünü sunuyoruz. Dolayısıyla geçmiş döneme baktığımızda biz 3 tane Vodafone markalı tableti piyasaya sürdük ve de aynı zamanda da geçtiğimiz Eylül ayında da yine 11 cihazdan oluşan bir tablet portföyünü akıllı tablet Vodafone'dan alınır sloganıyla piyasaya sürdük. Baktığımız zaman da pazarın, Türkiye'deki pazarın büyümesine çok ciddi katkıda bulunduğunu görüyoruz. 46 bin satılıyordu bundan bir sene öncesine kadar ayda Türkiye'de tablet. Şu anda 175 bine ulaştı. Bizim satışlarımız da 5 katına çıktı. Dolayısıyla da tabletlerin çok büyüyeceğini öngörüyoruz. Bizim çıkarttığımız Smart Tab 3'e gelirsek de Smart Tab 3 şu ana göre bir önceki tabletimize göre de piyasadaki tabletlere göre de çok daha gelişmiş bir cihaz. 4 çekirdekli işletim sistemine sahip. Android işletim sistemiyle 4.2 Android işletim sistemi içerisinde var. 16 GB dahili hafıza ama arttırılabilir bir hafıza. 64 GB'a kadar micro SD kartıyla arttırabiliyorsunuz. Dolayısıyla çok daha hafif, 560 gramlık bir ağırlığı var. Daha önce çıkarttığımız tabletlerde bakıldığında. Tabletlerde hem Smart Tab 2'de, şu anda Smart Tab 3'te de Lenovo ile birlikte, dünyadaki PC pazar lideri Lenovo ile birlikte çalışıyoruz. Dolayısıyla Lenovo mühendisleri tarafından bizimle birlikte dizayn ediliyor. Bunun tabletlerin Türkiye'deki pazar payının artmasında yine bir öncü görevi üstleneceğini düşünüyoruz bu lansmanımızın. Vodafone Türkiye olarak da bizim açımızdan en öncelikli konulardan birisi dijital dönüşüm ve bu dijital dönüşüme liderlik etmek. Bu dijital dönüşümün en önemli unsurlarından birisi de mobil internet. Mobil internetin demokratikleşmesi ve herkesin ulaşılabilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla da burada belirlediğimiz müşterilerimizin mobil internet kullanımının önündeki bariyerleri tek tek belirleyip onları çözecek çözümler sunuyoruz. Bunlardan bir tanesi akıllı cihazlar. Akıllı cihazlarda sadece tabletlerde değil biliyorsunuz. Operatör markalı telefonlarda çok aktifiz. Şimdiye kadar son 3 yılda 15 tane operatör markalı Vodafone telefonlarını, akıllı telefonlarını piyasaya sürdük. Burada da tabii ki devam edeceğiz. Yakın bir zamanda yerli üretimle ilgili olarak da çalışmalarımız var. Onunla ilgili de bir toplantımız olacak. Dolayısıyla da burada da önümüzdeki dönemlerde yine iyi haberlerle birlikte oluyor olacağız. Peki son olarak şunu sorayım size. Tabii ki en önemli şey fiyat. Tablet PC'nin fiyatları neler? Tabletin iki farklı internet seçeneğiyle sunuyoruz. 1 GB'lık ve 6 GB'lık. Bunu yapmamızın sebebi de hem daha az kullanan, yeni internete alışmış olan tüketicilerimizi tatmin etmek hem de interneti hayatının parçası haline getirmiş tüketicilerimizi tatmin etmek. Bakıldığı zaman da 10 inç ve 7 inçin farklı fiyatları var. 55 liradan, 45 liradan başlayan fiyatlarla sunuyoruz. 7 inç 45 liradan başlıyor. 10 inç tabletlerimiz de 55 liradan başlıyor. Yani şöyle söyleyeyim, 1 GB'lık seçenek 7 inç için 45 lira, 10 inç için 55 lira, 6 GB'lık seçenek 7 inç için 65 lira, diğeri için de 75 lira. Genel fiyatlarımız bu şekilde. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.